Merhaba Medyaskop izleyicileri. Bugün Kritik Ekonomi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Türkiye siyasetinin gündemi nedeniyle maalesef ikinci bölümümüzü bir haftalık bir sarkmayla gerçekleştirebiliyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024'ün son enflasyon raporunu açıkladı. %38'den %44'e sert bir artış oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini %44'e çıkarıldı. Orta vadeli programda %41,5 olan tahmin Merkez Bankası raporuyla %44'e çıkmış oldu böylece. Elbette bu noktada en önemli dikkat çekici unsur asgari ücrete ve diğer ücretlere bu orana göre mi zam yapılacak? Nasıl önümüzdeki sene ücretler şekillenecek? Biz hem bu enflasyon raporunu hem de asgari ücretlerdeki beklenen enflasyona göre zam muammasını Profesör Doktor Erinç Yeldan ile konuşacağız. Erinç Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yayınlar. Dinleyicilerimize selamlar. Konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Gündem oldukça sıcak. Ekonominin gündemi de bugün özellikle enflasyon raporunun açıklanmasıyla bir hayli tekrar ısındı. Size öncelikle bu Merkez Bankası'nın tahminleri ve hedefleriyle ilgili sorular sorarak başlamak istiyorum hocam. Fatih Karahan'ın göreve geldiği ilk enflasyon raporu toplantısı Şubat'ta, bu yılın Şubat ayında gerçekleştirilmişti ve %36 tahminiyle Merkez Bankası bu seneyi açmıştı. Bugün geldiğimiz noktada tahmin %44'e çıktı. Enflasyon hedefi ise uzun vadede, hatta orta vadede %5 olarak korunuyor. Siz bu tahminler ve hedefler için ne söylersiniz hocam? Şimdi her şeyden önce şunu altını çizmek gerekiyor. Bakın Merkez Bankası 2024'de yıl sonu hedefi %34 olacak. Yıl sonu tahmini %34 olacak diye başladı. Yıl ortasına doğru bu %38'e çıktı. Şimdi de artık yılın tamamlanmasına 2 ay kala %44'e yükseltildi. 6 puan da azaltıldı. 2025 için de örneğin %14 olan yıl sonu tahmini %21'e yükseltildi. Şimdi 2023'e geri döndüğümüz zaman örneğin 2023'te %22,3 ile başlamıştı yıl sonu hedefi. Sonra yıl ortasında %58'e kadar çıkartılmıştı. 23'ün yıl sonu tahmini gerçekleşmesi de %64,7 oldu. Şimdi bunu şundan vurgulamak istiyorum. Merkez Bankası'nın son 2 sene boyunca yıl sonu tahminleri sene içinde rahatlıkla tamam bilimsel verilere kuşkusuz, bilimsel çalışmalara, Merkez Bankası araştırmacılarının öngörü modellerine dayalı olarak ama nihayetinde Merkez Bankası hiçbir yükümlülük, hiçbir sorumluluk yüklemeden biz 7 puan yükseltiyoruz yıl sonu tahminimizi. 2023'te 2,5 misli arttırıyoruz yıl sonu tahminimizi deme özgürlüğüne sahipler. Fakat Türkiye'de çalışanlar, tasarruf sahipleri, işverenler, ihracatçılar bu olguyu yakından izliyorlar ve buradan çıkartılan işte şimdi 2025 için konan yıl sonu tahmini %21 sene içinde değiştirebilir. Merkez Bankası ezoterik söz oyunlarıyla bunun nasıl dışsal şoklardan kaynaklandığını, beklentilerin idaresi, fiyatlama davranışlarının bozukluğu, hizmet sektöründeki katılıklar gibi iktisat literatürüne yepyeni katkılarla deyim yerinde ise içinden çıkılmaz, iktisat biliminin kavramlarına uzak yepyeni söz oyunlarıyla bunu gündemimize taşımış oluyor. Böyle olunca da tabii insanlar Türkiye ekonomisinde üzerine çalışanlar, Türkiye'de yaşayanlar önümüzdeki 12 ay içerisinde Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefini tekrardan revize edebileceğini ve bunun olağan bir olgu olduğunu artık geçmişteki 2 senelik deneyimlerinden çok yakından biliyorlar. Ve Merkez Bankası'na güvenmiyorlar. Bu
yıl sonu hedeflerindeki şaşma bir taraftan %5 gibi Türkiye'nin hiçbir zaman gerçekleştiremediği bir enflasyon hedefinin hala korunuyor olması, bir taraftan bunun etrafında bir sis perdesi içerisinde %22, %54, %44, %38 gibi rakamların rahatlıkla telaffuz ediliyor olması, Merkez Bankası politikalarına inandırıcılığını, enflasyonla mücadeleye de gerçekçi olmadığını, samimi olmadığını, hükümetin bir bütün olarak maliye politikası, ticaret politikası, sanayi politikası, her şey bir arada değerlendirildiğinde Türkiye'de aslında enflasyonla mücadele edilmediğini görüyorlar. Benim kişisel olarak gözlemim, aslında söz konusu olan olgunun bir enflasyonu düşürme programı olmadığını, bir istikrar programı değil, AKP'nin ilk iktidara geldiği 2003 sonrası yakın dönemi de deki dersleri de dayanarak aslında bunun finans sermayesinin, bankacılık kesiminin, finans işlemlerinin krizden çıkmasının ve önünü rahatlatmasının programı olduğu yönünde. Finans kesimine her şeyden önce Merkez Bankası bir güvence vermek istiyor. Yerli ve uluslararası. Ve tırnak içerisinde söylüyorum, yerli ve uluslararası finans kesiminin taleplerini, işte mali disiplin, asgari ücretin mümkün olduğunca baskılanması, ücret maliyetlerinin azaltılması ve talebin bu yolla, ücretlilerin gelirlerinin azaltılması yoluyla talebin dizginlenmesi ve enflasyonu talebin bastırılması biçimiyle dinamiklerinin kırılması bu yol üzerinden gidiyor Merkez Bankası. Aynı AKP'nin 2003 sonrasında yaptığına yükünerek. Dolayısıyla bu bir enflasyonu düşürme programından ziyade finans sektörünün önünün açılması, finans kesiminin krizden çıkılması ve makroekonomik fiyatlar dediğimiz faiz, döviz kuru, enflasyon oranı, ücretler gibi bileşenlerde finans sektörünün çıkarlarına uygun bir stratejik tasarımın yerine gerçekleştirilmesinin peşinde AKP yönetimi ve Merkez Bankası. Hocam, Merkez Bankası'nın hedeflemesi deyince hatırlatmak istediğim bir cümle var. Merkez Bankası Başkan Yardımcılarıyla birlikte son 4 toplantıya çıktı. Fatih Karahan göreve geldiğinden beri Cevdet Akçay ve Hatice Karahan da iki yanında yer alıp ilgili sorulara yanıtlar verdiler. 8 Şubat'taki toplantıda Cevdet Akçay'ın çok tartışılan bir ifadesi vardı. 36 hedefi iddialı mı? %36 hedefi iddialı mı sorusuna evet iddialı ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. İddialı ve erişilebilir bir hedef enflasyonu aşağı indirmekte, enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir hedeften çok daha iyidir demişti. Burada hem hedef hem de tahmin kelimelerini birbirinin yerine kullanmış gibi de görünüyor ama sizce Merkez Bankası neden Kasım ayına kadar bu enflasyon hedefini yükseltmek için bekledi ve %44 yıl sonu için gerçekçi bir tahmin mi sizce? İkinci sorunuz ya da son sorunuz %44 gerçekçi bir tahmin mi? Şu anda %49'a ulaşan Ekim ayı enflasyonu var. Kasım ve Aralık. Geçen senenin baz etkisi meşhur, artık hepimiz birer cebir uzmanı haline geldik. Enflasyon tabii geçen seneki eşdeğer döneme görece fiyat artışını ifade ediyor. Geçen seneki eşdeğer görece dönemdeki Kasım ve Aralık ayı fiyat endeksleri ne kadar yüksekse onun artış hızı tırnak içerisinde daha düşük hesaplanıyor. Bu büyüme aritmetiğinin kaçınılmaz sorunlarından bir tanesi. Dolayısıyla eğer dışarıdan veya içeriden çok ciddi bir iktisadi şok olmadığı takdirde geçen seneki baz etkisinin uyarılması nedeniyle enflasyon %45'e doğru gerileyebilecektir. Fakat burada yıllık enflasyondan ziyade hepimizin altını ısrarla vurguladığımız aslında ay ay
nasıl gelişiyor enflasyon dinamikleri ona bakmamız lazım. Ay ay baktığımız zaman da Türkiye'de aylık enflasyon Eylül'den Ekim'e, Ağustos'tan Eylül'e, Temmuz'dan Ağustos'a hep %2,5, %2,9, %3,2 bandında gerçekleşti. Şimdi Kasım Aralık'ta da gene %2,5 düzeyinde %2,5-3 arasındaki bir aylık enflasyon Türkiye'de aslında fiyat artışlarının aynı tempoda aylık bazda baktığınız vakit gittiğini gösterecek. Bu da Merkez Bankası'nın bir enflasyon tahmini yapmanın ötesinde herhangi bir ciddi bir enflasyonu düşürme hedefinin ve uygulamasının olmadığını ve mevcut koşullarda da zaten olamayacağını. Mevcut koşullar derken bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın kanımca bütün bu yapılanlara ters düşen talihsiz bir açıklaması var. İnşallah diye söze başlayıp faizler düşerse enflasyon da onunla beraber düşecek. Ben hala bu teoriye inanıyorum. Ben bir ekonomistim diye de bunun altını çiziyor. Şimdi bu o kadar talihsiz bir olgu ki enflasyonun birdenbire 2020-2021 sonrasında o %12'lik, %14'lük banttan %20, %60, %80'e çıkmasının ardında iktisat literatüründe, iktisat biliminde yeri olmayan faiz ve enflasyon arasında yanlış bir ilişkinin kurgulandığı, deyim yerindeyse Türkiye'de bir deneyin yaşandığı bir olgunun sonucunda bugünlere geldik. Şimdi tekrardan bu siyasi müdahaleleri hatırlatan ve enflasyon dinamiklerinin arkasında yüksek faiz olduğunu ima eden bir yaklaşım bu sis perdesini, belirsizliği daha da körüklüyor ve tekrardan siyasi müdahalelerin olabileceği ve Türkiye'de izlenen iktisadi programın aslında bir istikrar programı, bir enflasyonu düşürme programı değil, yandaş şirketlere rant üzerinden bir kaynak aktarma mekanizmasının bir aracı olduğunu bize altını çiziyor. Enflasyon, unutmayalım, her ne kadar ana akım ortodoks iktisat, ortodoks iktisadın temsilcileri enflasyon sadece parasal bir meseledir diye iddia etseler de enflasyon aslında ekonomi içindeki yapısal tıkanıklıkların, çıkar çatışmalarının, sınıf savaşlarının bir ürünüdür. Bir güçler savaşının ürünüdür. Enflasyon bir tezahür eder. Konuya bu şekilde baktığınız vakit ekonomi içindeki sanayideki tıkanıklıklar, ticaret dengesindeki tıkanıklıklar ve Türkiye'nin izlediği güdük, dışa bağımlı, enerjiye bağımlı sanayileşme stratejisinin ve ülke içindeki bu rant kavgasının yansıması olarak gözüküyor. Ardında yapılan yatan dinamikler bunlar. Oligopolcu, tekelci güçlere sahip şirketlerin karlarını korumak, kar marjlarını bilakis yükseltmek suretiyle kar itkili diye bizim adlandırdığımız bir enflasyon sürecinden geçti Türkiye ve hala bunun izlerini yaşıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın sayın yetkilileri enflasyonu talep yönlü ve ücret maliyetli bir enflasyonmuş gibi tasarlayıp ona yönelik tedbirler alması yeterli olmuyor. Yanlış teşhis, yanlış sonuçları ve doğrudan doğruya da çaresiz, iktisada, para iktisadına uzak bir merkez bankacılığı görünümü veriyor. Ve dolayısıyla da aynı geçmişteki iki sene boyunca olduğu gibi 2025'te de Merkez Bankası sizin de vurguladığınız gibi enflasyon, enflasyon hedefi, enflasyon tahmini artık sözcükler o kadar birbirine karıştı ki güvenilir olmayan hedefler, tahminler yapıyormuş algısını güçlendiriyor. Bu şartlar altında da beklentiler yapışkan hale geliyor merkez bankacıların deyimiyle.
Bu beklentiler sözcüğü üzerine de şöyle bir vurgu yapalım. Hani bu beklentiler artık içeriği boşaltılmış bir söz oyununa dönüştü. Aynı bizim yapısal reformlar sözcüğü gibi. Her derde deva yapısal reformlar. Beklentiler her şeyi açıklıyor. Her şeyi açıkladığı için de artık açıklama yeteneği kalmayan bir kavrama dönüştü. İktisatçılar Jedi merkez bankacılığı. Jedi biliyorsunuz Yıldız Savaşları filminin aktif şövalyelerinden, figürlerinden bir tanesi. İnsanların zihinlerine hükmeden zihinsel olarak maddi dünyayı değiştirmeyi beceren şövalyeler. Sanki merkez bankaların da böyle ellerinde bir Jedi hissiyatı var. İnsanların beklentilerini değiştirecek, onları sınırlayacak, onları çapalayacak bir söz oyunu, bir ezoterik oyun içerisine girmek de olduğunu gösteriyor. Bu Jedi merkez bankacılığı sözcülüğü günümüzün sadece Türkiye değil, belli başlı merkez bankalarını da kapsayan çaresizliğini, yani tekelci yapıların dünya ölçeğinde devam eden bu çatışmaların enflasyona olan yansımaları, uluslararası finans sermayesinin bu spekülatif sıcak para akımlarının karşısında merkez bankalarının çaresizliğini ifade eden bir latife haline geldi. Bir söz oyunu içerisinde hapsolmuş olan merkez bankacılığının Türkiye'deki yansımaları da bu bakımdan güven vermiyor. Hocam siz aslında giriş yaptınız, özellikle Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak faiz indirimleri konusunda bunu sadece iktisadi değil siyasi bir olgu olarak da değerlendirmek zorunda kaldığımızı vurguladınız ama Merkez Bankası Mart ayında %50'ye çıkardı politika faizini. Artık politika faizi gündelik yaşamda ekonomiyle, en azından akademik anlamda ekonomiyle alakası olmayan herkesin de bildiği, aşina olduğu bir politika aracı haline geldi. Enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret ediyor Merkez Bankası para politikası metinlerinde daima bir faiz indirimi için. Bugün Fatih Karahan'a bu soru soruldu. Bir faiz indirimi ufukta olup olmadığı aslında merak ediliyor. Erdoğan'ın demeci henüz basına yansımadı. Şunu söylemişti Fatih Karahan, indirim döngüsü başlarsa hiçbir şekilde dezenflasyon sürecini sekteye uğratacak hiçbir adım atmayacağız dedi ve hem para politikası araçlarını hem de makro ihtiyati politika setini birlikte optimal bileşimini kullanarak sıkı duruşu sürdüreceklerini söyledi. Bu noktada hem önümüzdeki süreçte yakın dönemde bir faiz indirimi beklemek ya da çeşitli tedbirlerle, işte merkez bankacılarının makro ihtiyati dediği tedbir setleriyle bir faiz indiriminin önünü açarak politikayı sürdürme olanağı, imkanı görüyor musunuz siz? Kristal küre ne yazık ki bu konuda çok bulanık. Yani bir falcılık oyununa dönüştü gerçekten. Dönüştü çünkü Merkez Bankası artık tırnak içerisinde bağımsız Merkez Bankası ve enflasyon hedefine kilitlenmiş durumda. Bunun dışında herhangi bir görevi olamaz. Bu görevi yerine getirmek için de bir tane aleti var. Politika faizi. Bu çok basit, karikatürize edilmiş, son derece karmaşık parasal iktisadın reel ekonomiyle olan ilişkilerini ve her şeyden önce uluslararası finans sermayesinin günümüzde ulaştığı trilyon dolarlara varan akışkanlığı karşısında çaresizliğini dile getiriyor. Şimdi merkez bankaları bağımsız ama aslında uluslararası finans sermayesinin mantığına bağımlı hale gelmiş durumda. Ve o mantık çerçevesinde klişe bir takım ödevleri yerine getirmek durumunda. Bir, uluslararası rezervlerin, artık nasıl tanımlarsanız, swap dahil, swap hariç, biraz evvel dediğiniz gibi bu swap da bizim günlük jargonumuza girdi. Muhasebe oyunlarının türlü yepyeni kavramlarıyla beraber uluslararası rezervlerin güçlü tutulması, mali disiplin, ücret ve talep unsurlarının dizginlenmesi. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğunuz vakit, evet, enflasyon tedricen gerilemeye başladığı bir noktada Türkiye'nin de
reel faiz yükünü düşürmek için Merkez Bankası da kuşkusuz faizleri aşağıya indirmek durumunda kalacaktır. Aksi takdirde ve zaten bunu gördüğümüz sanayi üretim endeksinde yaşadığımız ve bunun yansımalarıyla beraber işsizlik oranlarının %9-9,5 bandında çakılı kalması yıllarca boyunca Türkiye'nin yapısal bir işsizlik yaşıyor olması hep reel ekonominin çarpık, disiplinsiz, plansız, programsız, rekabetçiliğe kapalı, uluslararası şoklara çok açık bir hale gelmesinin sonucunu doğurdu. Sanayi üretim endeksi yılbaşından bu yana, 2024 Ocağı'ndan bu yana ilk 3 çeyrek dönemde 10 endeks puan gerilemiş durumda, özellikle yaz aylarında hızlanarak. Ve krediye erişim, kredi maliyetleri ve yeni yatırımlar sürekli olarak artık sekteye uğratılıyor, geciktiriliyor. Bunların yanında adı konmamış ama anekdotal olarak çok yakından bildiğimiz döviz kurunun bir şekilde istikrara kavuşturuyoruz altında döviz kurunun baskılandığı ve dolayısıyla ihracatçılara da döviz üzerinden oldukça olumsuz bir getiri sağlandığı, yürütüldüğü bir dönemdeyiz. Hem ihracatımız geriliyor hem de sanayideki durgunlaşma nedeniyle ithalatımız geriliyor. Bu şartlar altında Merkez Bankası kaçınılmaz olarak 2025'te faiz oranlarında düşürmeye adım atmak zorunda kalacaktır. Çünkü bunun aksi durumunda enflasyonu sadece bir parasal mesele, sadece bir talep unsuru olarak değerlendirilirse enflasyonun kalıcı etkileri giderek reel ekonomiye üretim kayıpları, potansiyel üretimde eksikler, işsizliğin artması, kredinin daralması olarak yansıyor olacaktır. Buradan bir büyük bir durgunluk ve istikrarsızlık haritası gözleniyor olacaktır. Öyle zannediyorum ki iç siyasetin de rekabetinin artacağı, erken seçimlerin tartışılacağı, anayasadaki yeni düzenlemelerin gündeme geleceği ve AKP'nin de kitlelere bir yepyeni bir rant, yepyeni bir hediye sunmasının gündeme geleceği bir Türkiye yaşayacağız. Bu şartlarda yüksek faiz, yüksek enflasyon döngüsünün kırılacak adımların ben atılmasını çok zor görüyorum. Hocam, işsizlikten, durgunluktan söz ettiniz ve bence enflasyon konuşurken en can alıcı noktalardan biri de ücret artışları. Özellikle geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılarla yaptığı toplantıda beklenen enflasyona göre bir ücret zammı olacağını, %25 dolayında asgari ücretin artacağını beklediklerini paylaştığı yansıdı. Ancak Karahan yine bugün buna cevap verip kesinlikle böyle bir ifadem olmadı dedi. Bunun üzerinden tartışmalar yürüyor. Hatta sizin de başlangıçta 126 iktisatçının imzasıyla açıldığını bildiğimiz bir metne imzacı olduğunuzu biliyoruz. Asgari ücret pazarlık konusu değildir diyerek iktidara çağrı yapmıştınız. Beklenen enflasyon üzerinden asgari ücrete zam yapılması tartışmaları neye dayanıyor hocam? Türkiye'de alışılagelmiş olan gerçekleşen enflasyona göre enflasyonun getirdiği refah kaybının telafi edileceği şekilde bir zam yapılması, hatta son seçim ekonomisi diyebileceğimiz süreçte de ara zamla Temmuz ayında bir zam daha yapıldığı sürece tanık olduk. Bugün bu tartışma nasıl başladı, nasıl sonuçlanır diye sormak istiyorum size. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki meslektaşlarımız Ceyhun Elgin ve onların inisiyatifiyle bu 126 iktisatçıyla başlayan metin, kendilerine buradan teşekkür ederek tekrardan sözlerime devam edeyim. Şimdi asgari ücret adı üzerinde bir emekçinin
Ama onun ötesinde ailesiyle beraber bir emekçinin olması gereken bir tanım. Bu ailenin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamını devam edilebilmesi için asgari elde etmesi gereken gelir. Şimdi konuya bu şekilde baktığınız vakit bu bir pazarlık ücreti olamaz. Bir pazarlığa tabi bir olgu değil bu. Emekçi ve ailesiyle beraber asgari olarak tüketmesi gereken gelirin sağlanması gerekiyor. Şimdi konuya bu şekilde baktığınız vakit artık bunu bir enflasyonla mücadele aleti değildir asgari ücret. Asgari ücret insan oruna yakışır bir ücretin tanımıdır. Ve dolayısıyla 2024 boyunca yaşanan kayıpların telafi edilmesi ve emeğiyle yaşanan bir insanın en az asgari düzeyde yaşamını sürdürebilmesi için gerekli gelirin sağlanmasıdır. Şimdi burada da Türkiye gibi böyle yüksek enflasyon yaşayan ülkeler için söz konusu olan olgu kim için, hangi enflasyon? Ücretliler için kuşkusuz en önemli paketi arasında gıda, eğitim, sağlık harcamaları, ulaşım harcamaları, günlük ihtiyaçlarının belirlenmesi olgusu var. Fakat burada da Türkiye için bütün Türkiye'yi yaşayan bir ortalama değil, gelir gruplarına göre yaşanan enflasyonu da dikkate almamız gerekiyor. Örneğin DİSK Araştırma Merkezi'ndeki meslektaşlarımız geçen ay bir çalışmalarını bizimle paylaşmışlardı. Ve Türkiye'deki gelir gruplarına göre en yoksul %20 ve en yüksek gelirli %20'nin yaşadığı enflasyonu bizimle paylaşmışlardı. Örneğin onların bulgularını ben buraya aktarmak durumunda kalırsam, Türkiye'de en yoksul %20 gelir sahibine olan kişiler, ki bunlara kabaca asgari ücrete yakın bir gelir yansıyor olması lazım. Bu kesimin yaşadığı gıda enflasyonu %78 düzeyinde bugüne kadar. Ama Türkiye'deki ortalama gıda fiyatları %45 arttığı resmi olarak açıklanıyor. Farklı farklı kesimler ellerindeki gelirin ne kadarını gıdaya harcıyorlar diye baktığınız vakit en yoksul %20, onun üzerindeki %20 yani %40'lık kesimin yaşadığı gıda enflasyonu %77 ve %70 düzeyinde gözüküyor. Şimdi asgari ücret ve bunun yansıdığı gıdaya erişim TÜİK'in ortalama enflasyonunun da kat be kat üstünde. Merkez Bankası'nın dile getirdiği veya önayak olduğu hedeflenen enflasyon veya yıl sonu tahmini enflasyonun da kat be kat üstünde. Şimdi önümüzdeki sene %21 olarak açıklanan yıl sonu tahmini, yıl ortasında birkaç kez yukarıya revize edilmesi çok muhtemel. Bu %21 belki %30, %35'lere tekrardan çıkartılacak. Ve bu arada asgari ücret böyle bir muhtemel olasılık hesapları üzerinden kurgulanan bir rakama dayandırılırsa burada emekçiler aleyhine çok ciddi bir cezalandırma, çok ciddi bir şekilde onların gelirlerine el koyma söz konusu olacaktır. Bu Türkiye'deki sosyal barışı çok zedeleyecek ve emeğin gelirleri üzerine çok büyük bir baskı getirecek bir uygulama olacaktır. Kabul edilemez, yani sosyal eşitlik açısından kabul edilemez bir adım olacaktır. Hocam, bu noktada sizin yayının başında dikkat çektiğiniz Merkez Bankası'nın hedeflerinin, beklentilerin, tahminlerinin tutmayışı ve bunun için herhangi bir sorumluluk almıyor oluşlarını da bir parantez olarak burada açarak devam etmek istiyorum. Bugün yine Cevdet Akçay'ın bir ifadesi oldu. Ben onu da hatırlatarak size soru olarak da yöneltmek istiyorum. Beklenen enflasyon demedi. Ancak asgari ücret soruları 4-5 kez soruldu bugün Merkez Bankası Başkanı ve yardımcılarına. Fatih Karahan'ın ifadesi neredeyse hemen hemen hep aynı oldu. Asgari ücret konusunda karar merci değiliz dedi. Önceki toplantılarda da söylediği şu ifadeyi genellikle tekrar etti.
kalıcı refah için bizim enflasyonla mücadele etmemiz lazım. Bir anlamda asgari ücretliye, ücretli çalışanlara diş sıkmayı tavsiye ediyor aslında bu açıklamasıyla, ama bugün Cevdet Akçay belki de daha dürüst bir açıklama yaptı. Bir noktada illaki ileriye dönük endekslemeye geçmek zorundayız dedi. Geriye dönük endekslemeler sürekli kendi kendini yaratan bir süreç doğuruyor. Bir noktada hem özelde hem kamuda ileriye dönük endeksleme devreye girmek zorunda dedi. Bu konjonktürün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu tarifleyerek biraz bunun için uygun bir dönem olduğu kanaatindeyim. Eğer karar alıcılar başlatabilirse iyi olacağı kanaatindeyim dedi. Hocam ben Cevdet Akçay'ın bu ifadelerini size geçtiğimiz yıllardaki asgari ücret artarsa enflasyon daha çok artar tartışmalarıyla, daha çok ortodoks iktisatçılardan duyduğumuz ücret fiyat spirali terimiyle tanımlamasıyla birlikte sormak istiyorum. Asgari ücretin hem böyle bir etkisi var mı diye biraz az önce yanıtladığınız soruları tekrar size yöneltmiş olacağım, ama ileriye dönük endekslemeye sahiden geçmek zorunda mıyız? Şimdi Türkiye'nin enflasyon dinamiklerini irdelediğiniz vakit talep ve ücret artışlarından değil, kar itkili, kar marjının korunması ve kamu harcama sistemindeki büyük israf, irrasyonalite, siyasi olarak müdahaleler, 2 sene öncesine kadar, hatta daha bile az bir zaman dilimi, 1,5 sene öncesine kadar yere göğe sığdırılmayan bir Türk mucizesi olarak ifade edilen kur korumalı mevduat gibi bir tasarımın şimdi irrasyonel ve bakın ne kadar başarılı bir şekilde kur korumalı mevduattan çıkıyoruz diye yansıtıldığı bir güvensizlik, belirsizlik ortamından bahsediyorsunuz. İnsanlar böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı biraz evvel ifade ettiğimiz faizler düştüğü vakit enflasyon da düşer diye hala ısrarcı olarak mevcut Mehmet Şimşek yönetiminin ve Merkez Bankası yönetiminin tırnak içinde irrasyonel olarak adlandırdığı politikaların tekrardan gündeme gelebileceği siyasi baskı olarak tehdidinden bahsediyoruz. Beklentileri çıpalayan, enflasyonla mücadeleyi güçleştiren, bulanıklaştıran ifadeler, olgular bunlar. Bütün bunları bir tarafa bırakıp işte kamu maliyesinde yap işte de işlet devlet modellerinin yarattığı muazzam israf, Cumhurbaşkanı hükümet sistemi altında denetimin, israfın denetlenmesinin ortadan kalktığı ve neredeyse ucu açık bir harcama potansiyelinin kamunun elinde olduğu bir ortamda enflasyonla mücadeleyi bütün buralara dokunmadan gelir eşitsizliğini, vergi adaletsizliğini hiçbir şekilde göz ardı almadan sadece ve sadece asgari ücretli, yoksul ücretli üzerinden bir enflasyon mücadelesi tasarlamak, yani deyim yerindeyse sosyal adalet ilkesine hiçbir şekilde uymuyor, Türkiye'nin gerçekleriyle de uyuşmuyor. Eğer bütün bu dediğim vergi reformu, harcamalar reformu ve ekonomiye olan irrasyonel müdahalelerin demokratik hukuk çerçevesinde zapturapta alındığı, denetlendiği bir Türkiye'de o zaman enflasyonist beklentilerin kırıldığı bir ortamda ancak o zaman ücret enflasyon arasında daha makul bir düzeye gerilemiş, %10'un altına düşmüş bir enflasyonda bu zaten kendiliğinden olacaktır. Sadece ücret değil, kira, kontratlar, döviz kuru tahminleri böyle bir dengeye gelen bir ekonomide zaten kendi işleyişi içerisinde bu normali gelecektir. Ama siz bu normali bir zapturapta alıp polisiye tedbirlerle asgari ücretlinin üzerine bir enflasyon bedelini yıkmaya kalkarsanız bu sadece kaçınılmaz bir sosyal şiddet ve eşitsizliklerin derinleşmesi ve Türkiye'de de çok ciddi bir siyasi gerginliğe yol açacak bir uygulama haline dönüşecektir. Hocam sizin son sözleriniz var mı diye sorayım. Benim şimdilik sorularım tükendi. Çok teşekkür ediyorum yayın için. İzleyen dinleyicilerimize dostça selamlarımı iletiyorum.
Biz de Profesör Doktor Erinç Yeldan'a çok teşekkür ederek uğurlayalım. Kritik Ekonomi'nin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bugün Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini ve elbette bunun ücretliye, asgari ücretliye nasıl yansıyacağını Profesör Doktor Erinç Yeldan'la birlikte konuşmuş olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.